Arkadaşlar tekrar merhabalar. Bir video ile daha karşınızdayım bugün. Bugün konumuz DSCP failure hakkında olacak. Büyük networklerde istemcilere tek tek IP vermeniz olduğu ile birlikte DSCP servisi geliştirilmiştir arkadaşlar. Bu süreçte yüzlerce makineye DSCP vasıtasıyla IP adreslerinin dağıtılması mümkün hale gelmiştir. Bir network içerisinde Windows 2012'den önce tek DSCP sunucunun bulundurulması aynı IP adresinin farklı DSCP sağlayıcılar tarafından verilmesi önüne geçilmesi için bir anlamda zorundaydı. Fakat Windows 2012 ile birlikte artık oluşturduğum scope'ları otomatik olarak ikinci bir sunucuya replike ederek ilk sunucunun başına bir şey gelmesi durumunda ikinci sunucunun DSCP hizmeti vermeye devam edebilecek duruma gelmiştir arkadaşlar. Evet, işte bu işlemin nasıl yapılabildiğine bakalım. Evet arkadaşlar, kurgum işlemine başlamadan önce sunucuların bulunduğu yapıdan bahsetmek istiyorum. Bunlardan bir tanesine Server 01, diğerine Server 02 olarak nitelendirdim. Server 01 şu anda göreceğiniz üzere aslında DC 02 olarak da geçmekte ve IP 80.31, aynı zamanda Active Directory olarak kullandığım bir makine. Server 02'de de sadece Active Directory'e üye olan bir sunucu olmakla birlikte üzerinde DSCP rolü aktif edilmiş durumda. Evet, buradan hemen Server 01'e ilişkin detaylara bakalım. Üzerinde herhangi bir grafiksel arayüz yok. Tabii ki bunu kaynak tüketimini azaltmak için yaptım. Mevcut sistemde çok fazla kaynak olmadığından dolayı. Evet, gördüğünüz üzere 80.31. Evet, ping atmaya çalışalım. 192.168.80.35'e. Etnik atamıyoruz. Büyük ihtimalle güvenlik duvarından dolayı kaynaklanıyor olabilir. 80.35'ten denersek başarılı bir şekilde etnik atmayı. Sorun olmadığını görebiliriz büyük ihtimalle. Hemen test edelim. Evet, 80.35 ping. Evet, 80.35, yani server 2'de güvenlik duvarından dolayı kaynaklanan bir ping problemi yaşadık. Çok da önemli değil. Şimdi arkadaşlar, Windows 2012'nin biliyorsunuz yönetim konsolunda bazı değişiklikler oldu. Bu değişikliklerle birlikte aslında bir yönetim konsolundan buraya eklediğimiz tüm sunucuları yönetme şansına sahip olabiliyoruz. Hemen örnek olarak göstermek istiyorum. Bakın, burada herhangi bir grafiksel arayüz yok. Hatta bunu kapatıyorum. Kapatıyorum dedim. Kaynak oluyor. Evet, gördüğünüz üzere buradan All Service kısmına geldiğimiz zaman, ki ben daha önceden bunu eklemiştim. Buradan sunucuları görebiliyor ve sağ tuşa bastığımızda gerekli işlemleri yapma şansına sahip olabiliyoruz. Şimdi şurada DSCP DNS Active Directory tarzındaki ibareler aslında sunucuların üzerinde bulunan rollere göre yapılmış olan filtrelemelerdir arkadaşlar. Şimdi bu iki adet sunucuda DSCP rolü bulunduğundan dolayı DSCP filtrelemesine tıkladığım zaman otomatik olarak iki sunucu da karşımıza gelmiş oluyor. Şimdi ben bu DSCP rollerini daha önceden eklemiştim. Nasıl eklemiştim? Manage kısmına gelip Add Roles kısmından Next Next diyerek tabii ki sunucumu seçerek buradan göstermek istiyorum. Bakın, DSCP rolünü seçerek Next Next diye rolümüzü eklemiş oluyoruz. Bu rol eklem işlemi daha önceden gösterdiğim için tekrar etmeyeceğim. Hemen gerekli scope ayarlamalarını yapmaya çalışacağım. Evet, DC02 üzerine DSCP rolümüz eklenmiş durumda. Tabii ki ben buradaki
konsol yönetimiyle DSCP yani DNS DC 02 üzerinde de scope işlemini otomatik olarak yapabilirim. Özellikle DC 02'ye gitmeme gerek yok ki bu da Windows 2012 ile birlikte gelen çok güzel bir özellik. Evet. Elimi olarak kullanım. Evet, komple DSCP configuration. Evet, burada da hemen admin olarak çalıştıralım. Evet. Evet, tabi tools kısmına geliyoruz. Nerede? Evet, şöyle diyelim. Evet arkadaşlar, şu anda DC02'mizi de görüyoruz buradan. Bakın üzerinde herhangi bir scope yok. Aynı şekilde server 2 üzerinde de herhangi bir scope yok. New scope diyoruz arkadaşlar. Next dedim. Name ne diyelim? Scope diyelim. Description 192, 168, 70, 0 network'ü. Evet, next start IP adres 9.68.70 nokta. Yüzden başlayalım. Evet, IP adres 9.68.70 nokta 200. Evet, tekrar next diyorum. Exclusion yok. 8'deyiz. Yes, evet, true terms neydi? 192, 168, 70.1. Tabii normalde router tarafındaki bacak 80.1 ama 70 nol network'ten dağıttığınız IP adreslerinin router tarafındaki bacağı 70.1 olduğundan dolayı buradaki IP adresi 70.1 olarak bildim. Arkan.lokal, evet. Etnet biz kullanacaksak, evet, bir aktif olayına girelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere artık 70.1 scope'umuz oluştu. Şimdi arkadaşlar, failover kısmında ne demiştik? Aslında oluşturduğumuz scope'un otomatik olarak diğer tarafta da görünmesi gerekiyor. Yani server 02 tarafında da gözükmesi gerekiyor ama baktığımızda herhangi bir şey yok. Çünkü failover işleminde hala tamamlamadık ve gerekli işlemleri yapmaya devam ediyoruz. Evet, şimdi sağ tuşa gelelim. Bakın, configure failover diyoruz. Burada next next diyoruz. Partner server, add server, yani partner olacak diğer sunucumuzu giriyoruz. Normalde biz DC02 üzerinde ayarlama yapmıştık. Partner server'ımızda server 02 olarak gelecek. Next next dedik. Anne, ilgili bir sorun var herhalde. Back next diyelim, tekrar deneyelim ha. Tamam, şu anda düzelmiş oldu. Relationship name. Arkadaşlar, relationship name yapılandırılmış DSCP failure kümesine verilen tanımlayıcı bir isim diyebiliriz. Maximum client lead time arkadaşlar, verilen kiralık kira süresine ekstradan eklenen kira süresi zamanı. Bu özellikle DSCP failure kısmında sunucular normalde client tarafına bir IP dağıttıkları zaman tekrar DSCP pack'le bu onaylanması gerekir. Ve normalde onaylandıktan sonra da bu IP adresin iki sunucuya da yazılması lazım. Bu da tabi DSCP çalışma mantığını biraz yavaşlattığından dolayı, pek verimli olmadığından dolayı normalde ilk önce ilk DSCP sunucuya bu IP adresi bildirilir. Daha sonra da diğer iki sunucuya replike edilir. Mod kısmında arkadaşlar load balancing tarzında ve hot standby diye iki seçeneğimiz verilmiş. Bu seçeneklerden hot standby dediğimizde normalde bir ilk sunucu aktif durumdayken diğer sunucu standby konumdadır ve load balancing
seçeneği seçtiğimizde ilk sunucu ve ikinci sunucu %50-50 şeklinde yük dengeleme yaparak DSCP sunucusunu DSCP sunucu görevini üstlenirler arkadaşlar. Burada State Switch Hover Interval diye bir seçeneğimiz var. Bu da şu demek, DSCP sunucu sağ bağlantısı kesildiği zaman durumunun down olarak diğer sunucuya ilettiği zaman aralığıdır. Normalde bu işaretli değilse yönetici tarafından DSCP yönetim konsolu ya da PowerShell ile bu diğer bildirimin bu yapılması gerekmektedir. Enable Message Authentication kısmında sunucular arası failure var. Replikasyonu doğrulamak amacıyla yapılan seçenek ve aynı zamanda Shared Secret kısmını seçerek de gerekli password'u replikasyon esnasında girmiş oluyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 olarak işaretledim. Evet. Finish dedik. Evet. Gördüğünüz üzere bütün işlemlerimiz başarılı bir şekilde yapıldı. Evet. Hemen şöyle geliyoruz. Replicate Failover Scopes dediğimizde bütün replikasyonlar gerçekleşecek. Ve hemen kontrol edelim. Evet. Gördüğünüz üzere arkadaşlar burada tanımlı olan scope'umuz otomatik olarak server 02'ye de gelmiş durumda. Şimdi tekrar scope options kısmında bakın router gözüküyor, DNS server gözüküyor, domain name'imiz gözüküyor. Evet, buraya da geliyoruz. Aynı şekilde router'ımız gözüküyor, DNS server'ımız gözüküyor. Biz burayı ekstradan birkaç ayar daha yapalım. Mesela ne dedim? Time server diyelim. Time server'ımız ne olsun? DC02 olsun. Evet. Time server DC02 şu anda scope option'da gözükmüyordur. Hemen şuraya geliyoruz. Replicate scope. Evet. Şuraya ön scope options'a gelelim. Evet, gördüğünüz üzere arkadaşlar yukarıda tanımlamış olduğumuz time server'da otomatik olarak diğer scope kapımıza gelmiş durumda. Tabii ki artık client'lar DSCP sunuculardan IP almaya başlayabilirler. Tabii IP almalarıyla birlikte bu iki DSCP sunucu aralarında haberleşerek gerekli replikasyonu sağlamış oluyorlar arkadaşlar. Bununla birlikte neyi kazandırmış oluyoruz network'ümüzde? Tabii ki DSCP sunucunun, ilk DSCP sunucunun veya diğer DSCP sunucunun çökmesi durumunda otomatik olarak network'ümüze DSCP IP dağıtmayı sağlayan bir DSCP sunucumuz ve elimizde hala bulunmuş oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldim. Bana değerli zamanınızı ayırdığınızdan dolayı çok teşekkürler. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.